Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ayaz bile şaşkınlıkla, hayranlıkla dışarıyı izliyor. Her yer yemiş. Her yer yemiş. Şuraların güzelliğini Allah'ım. Gelmiş bulunuyoruz. Şimdi de check-in yapmaya gideceğiz. Ve odamıza giriyoruz. Ben şimdi anlamadım bunu. Sen mi yaptırdın? Sahne. Nasıl sahne? Niçin? Ama hangi tarih? Neyi kutluyoruz? Benim de haberim olsun. Ben yaptırmadım ama iyi de geldi. Üstüne konuyordun ama. Aa, çok güzel. Tamam, o zaman şey yapalım. Ay, dikkat et anneciğim. Bekle biraz resim çekeyim. Çaktırmadan diyeyim ki koca sürpriz yapmış bana. Çocuk için etti. Evet, 10 saat yol geldik. Ayağımızın tozuyla. Çok yorulmuş. Ama şunu kaçıramazdım. Evet arkadaşlar, çayı ben demledim. Konuş söyle. Çayı ben demledim. Organik Paris ezeriyatı mı şimdi? Evet, Rize'de ilk çayımız. Nerede çayı göremiyorum, buradaymış. Hadi bak tadına. Evet, kim içiyor? Siz bir deneyin. Zehirmeyin dedi. Eğer zehirlenmezsek. Sen ilk önce içeceksin, sen demedin. Ben içerim, sıkıntı yok. Siz... Ben sana demiyorum, onu diyorum. Sıkıntı yok. Öleceksin. Kendini feda etti. Öleceksin de çaydan öleyim, hiç sıkıntı yok. Ama çay şekersiz. Oraya şimdi ne karıştırma? Orayı karıştırma. Kuzu, kuzu sigara içiyorum. İstisna. İstisna. Evet, yeni bir güne günaydın. Günaydın herkese. Biz dün şimdi... yorgun bitkin, ne çektiğimizi de bilmiyoruz da. Ben hala yorgunum. Ayaz gece uyandı durdum. Ama neyse, dur şu köşede oturayım, bilgilendirme yapayım. Manzaranın tadını çıkart. Abi, ne anlatacaktım ben? Bilgilendirme dedim. Bilgilendirme yapacağız. Biz şimdi Rize'deyiz. Hemşehrin mi? Hangi köyün? Çamlıhemşin. Hayır, Çamlıhemşin köyündeyiz. Dün akşam geldik, valizlerimizi koyduk, dedik ki biz odadan çıkmayacağız, yatıp dinleneceğiz. Ama ne yaptık? Bir baktım tulum sesi geliyor. Tulum sesi geliyor ya. Dedim ki hadi çıkıyoruz. Çıktık. Ayaz'ı da aldık. Saat kaça kadar oturduk? 9.30'da çıktık. Ondan sonra Ayaz uyudu. Ayaz'ı getirdik, burada uyuttuk. Saat 1 miydi, 2 miydi bilmiyorum. 1.30'a kadar oturduk, çay, sohbet. Sanki akrabalarımız oturuyor. Aynen valla. O kadar iyi insanlar. Halaylar, horonlar. Allah'ım. Çok güzeldi. Bir de Ayaz'ın tek başına uyuyup bizim kapının önüne çıkabilmemiz büyük avantajdı. Aynen. Hadi bir ay boyunca ilk defa böyle bir şey yaptık. Hani baş başa çıktık, oturduk insanlarla. İnsan içinden çıktık yani. Evet. Üstünü çekme, biraz şöyle.
Neyse şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Sizin için kahvaltıyı da kısaca bir göstereceğiz. Bakalım o Ayder falan varmış, belki oralara yani gideriz. Yaylalara geleceğiz, ondan sonra bakalım. Yani gördüğünüz gibi uzun kazaklar, tişörtler, şortlardan kazaklara geçiş yaptık. Aşırı derecede serin oldu gece. Yorganlara sarılıp yattık. Aynen. Ama iyi güzel de. Mardin'in 40 derecesinden buraya gelip yorgana sarılıp uyumak büyük mutluluk verdi. Mardin Hicat da çok güzel ama sıcak, aşırı sıcaktı. Yani serinlemeye ihtiyacımız vardı. Neyse tamam, hadi kahvaltıda görüşürüz. Evet, Ayaz'ı içeride uyutup dedim ki Ayaz'ı içeride uyutup kapının önünde oturduk dedim ya, işte burada oturduk. Hani neredik biz? Ay çok tatlı. Buranın minnoşu ama korkuyor. Neyse. Bizim odayı göstereyim size hemen. Bizim oda hemen burası. Yani buradan çıkıp hemen resepsiyon. Ay ödüm koptu. Resepsiyon. Burada oturma yerleri. Akşam tulum eşliğinde, müzik eşliğinde. Keyifler nasıl? Kedi nasıl yaramaz? Diğer bir yaramaz kedi de Ayaz zaten. Bak bak bak. Ayaz gel. Gel, kedi istemiyor. Gel. Geliyor. Evet, Arda bizim kahvaltımızı getirdi. Ne var spesiyalde Arda bugün? Kuymak var. Kuymak var mı? Kuymak belki sıkıntı olabilir. Tamam, bekliyoruz. Tamam. Evet Esra Hanım. Şu meşhur kuymak hareketini bir daha yapar mısınız? Yapıyorum şimdi. Wow. Şimdi kahvaltımız bitti. Yola çıkıyoruz Dil Kalesi'ne doğru. Evet, orayı da bayağı tavsiye ettiler. Orayı da bayağı tavsiye edenler oldu. Kaldığımız yerden de Hollanda'dan arkadaşlarla tanıştık. Onlar gitmişler, bayağı güzeldiler. Şimdi ilk önce oraya gideceğiz. Ondan sonra Aydere'ye doğru yola çıkacağız. Gidiş yolunu da çekelim mi biraz? Çekelim. Haydi gidelim Zil Kale'ye. Haydi gidelim. Evet, şimdi kaleye doğru çıkıyoruz. Daha doğrusu kalenin içinden kaleye doğru tırmanıyoruz, tepeye doğru. Bir de Zil Kalesi'nin giriş ücreti kişi başı 4 TL. Bilginize. Yorulduk. Şimdi manzarayı göstereceğim birazcık. Harika. Evet, bayağı bir bulutlara yaklaştık. Şu aşağının manzarasına bakın ya. Oh mami. I love you. Evet, kaleden çıktık. Ayaz'ı oynatacak yer arıyorduk yine. Ama Ayaz uyuyakaldı. O yüzden bizde bir şelale varmış. Pokut şelalesi değil mi? Öyle bir şelale. Yollar bayağı kötü. Oraya gidiyoruz. Yollar bayağı kötü diyorlardı. Şans meselesi. Şuradan bir araç gelse ya. Uğraş dur yani. Sen sağa geçeceksin, o sola geçecek. Yani tek gidişli bir yol ama gelişi de var bunun. Her yerden su, şelale, ıslak zemin, kaygan. Heyelanlı yol. Heyelanlı yol yani. Eğer taş düşme ihtimali falan. Aynen.
bayağı bir sağlam bir araba ve sağlam bir şoförle gezmeniz lazım. Ya da gruplar var. Oo, dur burayı da çekeyim aşağıya. Wow. Yani yol boyu böyle yerler görüyorsunuz. Bıraktık. Yavaş yavaş. Allah. Allah'ını seviyorsan yavaş. Kadden götürecek beni. Kötü yollara girmek de var ya üstümüze. Evet, Ayaz uyuyakaldığı için şu an ben tek başına şelaleye ineceğim. Ayrı ayrı gezeceğiz. Ben geldikten sonra da Mert gidecek. Hadi sen Ayaz'ın yanına otur, ben gidiyorum. Aşağıdan alacağız abi. Gençler çağda atarak aşağıdan alacağız. Evet, heyelana karşı böyle demirlerle buraları kapatmışlar. Tek başına çıktığım bu yolda korkmuyor değilim. Yollar bayağı kaygan. Biz arabayla buraları nasıl çıktık bilmiyorum. Aşırı derecede yani mahvuyor. Evet, şu karşıda gördüğünüz merdivenlerden inip şelaleye doğru gideceğim şimdi. Bu arada bir de yağmur yağıyor ya. Kapasitesi 4 kişi diyor ama burada bayağı inip çıkanlar var. Hadi bakalım, bismillah gidiyoruz. Aşağısı resmen uçurum. Ama şu manzaraya bakın ya, harika. Evet, biraz önce Pokut Şelalesi demiştim ama Palohut Şelalesi'ymiş. Bu yollardan oraya doğru gidiyoruz şimdi. Ayaz uyanık olsaydı bile Ayaz'la asla inemeyeceğimiz bir yol. Aşırı kaygan. İniş çıkışlar inanılmaz tehlikeli. Biraz önce de gördünüz. Şimdi şu ileriye gideceğim. Bir tane resim çekmelerini isteyeceğim. Umarım benim orada bir tane resmimi çekerler de buraya kadar indiğime değer. Şimdi geri dönüyorum. Resimde bir şeydi. Orada sordum, çektirdim. Şimdi Mert gelip birazcık izleyecek, resim çekecek. Ben buradan yukarı tekrardan çıkacak. Resmen nefes nefese kaldım. Biraz önce orada görmüş olduğunuz yerde duruyordum. Şimdi geri dönüyorum. Evet, Ayder Yaylası'na doğru giriyoruz. Eğer aracınızla gidiyorsanız giriş ücreti 15 TL. Buradan yaylaya kadar. Ayaz da uyandı. Şimdi oraya gideceğiz. Biraz karnımızı doyuracağız. Neler var bilmiyorum. Üst taraf mı? Evet, bulutlar daha kaplamış gözüküyor. Çok güzel. Oraya kadar çıkacağız ya. Galiba büyük ihtimal tepeye çıkacağız, yaylaya. Evet, bayağı bir acıkmıştık. Dediğim gibi Ayder Yaylası'na doğru çıktık. Bu yaylaya yakın bir restoran. Burada ateş yakmaya başladılar. Rastgele bir yere girdik. Karnımızı doyuracağız. Bakalım yemekleri güzel mi? Sizinle de paylaşmış oluruz. Islatmasın kendini, ıslatmasın. Başka şeyi yok, elbisesi yok. Tavuklar. Horoz, tavuklar. Bak bak bak. Ama hava soğuk değil mi? Burası bayağı serin. Bayağı serin. Allah'tan Ayaz'a şey, ceket almıştım yanıma. 350 metre yukarıdayız. Anneciğim ıslatma kendini, yedek yok.
Yapma. Gel. Tavuklar. Merhaba hep tavuklara. Merhaba. Acıktın. Acıktın ha? Merhaba tavuklar. Bulutlara çok yakınız. Yani canlı gözle gördüğümüz daha güzel gerçekten. Bayıldık biz buralara. Ev alıyor muyuz burada? Aldık bile. Her gittiğimiz şehirde, her beğendiğimiz şehirde ev alıyoruz buradan. Emekli olunca geleceğiz. Amca ekmek getirdi, ekmek at diyor. At. 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 Yapmazlar, bir şey yapmazlar. Ver annene bunu. Sen ekmeği at. At yesinler. Yavaş at. Bilmiyorum, ortaya bir kavurma söyledik salatayla. Peynirli meynirli yapmış. İlk defa böyle görüyorum. Peynirli saç kavurma. Ayaz'da standartımız. Patates. Beğendin mi? Yok, wow. Açtım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şey kalmadı mı? Arabadaki battaniyeleri Hollanda'dan başka bir yerde kullanmayız diye düşünüyorduk. Ama güle güle abi, sağ olun. İyi günler, teşekkürler. Eve gidiyoruz şimdi, iyi dinleneceğiz. Evet, Ayder Yaylası'nın güzelliğini görüyorsunuz. Bulutlar tüm aşağıda ya. Çok güzel. Evet, Çamlıhemşin köyünden çıktık. Aydere'deydik. Aydere yaylasına gittik biliyorsunuz. Orada yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Ondan sonra bayağı yorgunluk. Yani bir yerden sonra vlog gene koptu. Şimdi gene Rize'deyiz ve Çeçevak köyüne gidiyoruz. Oranın manzarası da bayağı dillere destan. Bilmiyorum, yolları kötü diyorlar. Yola çıktık bakalım. Görüşürüz. Sizi bilgilendireceğim. Bizde de gezmek istiyorsan bazı şeyleri yol göze alacaksın. Her yerde yazıyorlar yani. Yolu kötü, yolu kötü, yolu kötü. Yani halbuki o kadar turist düşüyorlar bak ya. Yani yolu size birazcık göstereyim. Yani çok oluyor böyle ya. Bu ne biçim bir yol ya? Gösteriyor. Sağ ol. İçiyorsak sebebi var yazıyor. Şurada böyle köprü.
Ebru Haramtepe çayı falan. Oradan bu yola değil de buradan. Yani bakkalın yanındanmış. Bakkalın yanından geçiyorsunuz. Oradan böyle aşağı doğru. Google Maps bizi gene çok kötü bir yola götürdü ama artık öğrendik, aldık dersimizi. Aynen, kötü yollara girmiyoruz. Yani bu yollar da wow değil de yine de o biraz önce götürdüğü yol bayağı bir çamurluk yoldu yani. Asla öyle yollara girmeyin Google Maps'e inanıp, bayağı kötü. İşte bu küçücük yola gidiş geliş yapıyorlar ya, Allah korusun ya. Şuraya bak, aşağısı uçurum yani. Yani burası da çamur ama o yüzden yavaş yavaş gitmen lazım. Her yerde böyle şeyler var. Teleferik, odun taşımak için, çay taşımak için aşağıdan yukarıya. Orada da askıda görüyorsunuz. Sahibi kadar mı burada? 3-5 dakikalık, 10 dakikalık yolun araba. Adam yavaş, kurbanın olayım yavaş. Deli gibi gidiyor. Mardin'deki o yol bize çok güzel bir ders verdi yani. Bunlar hep çaylık. Yani koskoca Türkiye'nin çayını Rize karşılıyor. Çayla birkaç dakika kaldı. Ama kamyon var, onun arkasından gidiyor bu araçlardan.
bakıyorum bayağı yavaş çıkıyorlar. Oo. Ay Allah'ım. Gidiyor. Herhalde yokuş var buradan yukarıya. Kayıyor araba. Allah'ım korusun. Bence burada dur. Bunlar çıksınlar. Bak 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 dur dur. Arkaya veriyor araba. Bayağı çıkışta zorlansak da çok şükür çıktık. Görülmeye değer. Görülmeye değer. Tablo gibi resmen. Şurada salıncak var. Ona binmeye gideceğiz şimdi. Hadi gidelim. Evet, tepedeyiz. İnsanlar burada sallanıyorlar. Harika bir manzarası var ya. Bence ayakta sallanır. Kucağında oturursun. Bakalım. Evet, son bir ağaç çekimi yapacağım. Evet, şimdi biz de güzel manzarada sallanıyoruz. Yeterli galiba. Evet, yeterli. Süpersiniz. Evet, yavaş yavaş uzatıyoruz. Yağlamacığım. Yanda olmasın yalnız. Şimdi aşağıda çaylık var. Çaylığı gezmek için abi böyle bir fiş veriyor. 10 TL ödüyorsunuz. Ondan sonra bunları abiye geri getirip verdiğinizde size çay veriyor. Bir tane daha. Üstünde tel var. Biraz oraya gitmen lazım. Esi. Ya. Neredesiniz? Şimdi neredeyiz? Çaylığından ortaya. Ne köyüydü burası? Haremtepe. Haremtepe. Haremtepe köyündeyiz. Çaylık alanlar var. Manzaralı. Çok güzel. Manzarası aynen bu şekilde. Çay. Ayaz ne yapıyorsun Ayaz? Ayaz çay topluyor. Ayaz çay mı topluyorsun oğlum? Yakaladım. Yakaladın mı? Yakaladım. Evet, çayı gezdik geldik. Şimdi bir çay molası. Mert de resim çekiyor. Çay elinde çay içiyor. Ağzı gazoz içiyor. Biraz dinlenip yola devam edeceğiz. Evet, resimlerimizi çektik. Çayımızı içtik. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Evet, kötü yollar yine bizi bekliyor ama Allah'tan iniş sağdan gideceğiz. Sağ salim ineriz umarım. Şurada biz de sallanmıştık. Hazır mısın?
Zirom. Hadi gidiyorum. Son kez bak tepeden Rize'ye. O değil, ister istemez insanın şivesi kayıyor. Çok tatlı şiveleri var bence. Aşkım, pamuk. Vız vız böceğim. Bir vız vız böcekle biz geziyorsak buraları siz hayli hayli gezersiniz. Trabzon turumuz bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi uzun yola doğru gidiyoruz. Uzun göl. Uzun göl artık yollar o kadar uzun ki. Uzun yola doğru gidiyoruz. Ayaz bile yoruldu. Neyse uzun göle doğru gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, uzun göle geldik. Burada uzun gölde böyle kalmalık oteller falan var. Bütün günü 20 TL'ymiş. Bir de buranın çok meşhur neresiydi ya şura? Ne restoranıydı? Neyse birazdan aklıma gelecek söylerim. Ha, şeflerin yeri pardon. Şu tepede şeflerin yeri var. Tepeden aşağıya uzun gölde izleyebiliyorsunuz. Şimdi uzun gölün manzarasını şöyle güzelce yakından izleyeceğiz. Burada bisiklet falan kiralayabiliyorsunuz. Yok yok, restoranlar var. Çocukların ileride oynayabileceği yerler var. Ayaz da biraz oraya götüreceğiz. Ya şuranın güzelliğine. Mert, beni burada birkaç tane resim çekecek misin? Uzun gölün güzelliği. İnanın kamerada gözüken diyebilirim ki %20'si. Bu güzelliği canlı gözlerinizle görmeniz lazım ya. Çok güzel. Bayıldık. Şansımıza bir de güneş var. Kaç gündür yağmur yağıyordu. Esiyor biraz da. Harika. Ayaz da meyveli çikolata alacak. Evet, bahsettiğim oyun alanı burası. Bayağı sulu bir yer gördü, oraya gidecek. Su bayağı kirli ama ya. Gel gel bu tarafa gel. Zıp zıp yapalım. Hadi gel zıplama şeyine binelim. Gel elini sokma oraya. Gel. Allah'ım, bu normal. Şimdi Ayaz zıplayacak. Zıpla Ayaz, hadi zıp yap. Zıp yap anneciğim. Annem hadi zıp, sen istedin. Zıpla hadi. Hadi zıpla. Zıp yap, zıp yap. Hop. Yeterli bu kadar. Adam kadar kurtlusu yok. Bir de etrafa bakıyor. Millet çaktırmadan Mert'e bakıp giriyor ama hiç haberi bile yok bundan. Hadi hadi coşsun. Evet, Uzungöl çevresi de böyle. Hala park, oyun, hediyelik eşya satılan yerler. Yeme içme. Ve piknik alanları gibi. Ayaz izin verirse biraz uzun gölün tadını çıkartacağız ama anca oynamak istiyor. Oyuncak gördüğümüz yere giriyoruz artık. Evet, oyun yerlerinden sonra bir sonraki durağımız tabii ki de dondurma. Bakalım bir sonraki yer neresi olacak. Evet, dondurmalarımızı aldık. Bu sefer helvalı aldım. Helvanın arasına dondurma. Güzel. Güzel mi dondurma? Hı, İyi bakalım. Aman paylaşma. Yamaç paraşütü yapıyorlar. Aslında ben de yapmak isterim uzun gölün üstünde ya. Diyor mu ya, biz bir gün ayasız gelelim, o zaman her şey yapabiliriz. Evet. Çok güzel. İşte böyle uzun göle karşı dondurmalarımızı yiyoruz. Havada mis gibi. Aşırı derecede turist Araplar var.
Arap istilasına uğrayan bir yer daha. Dine ama iyi kafedeydik. İnsanlar ya. Kafedeydik. Sıcak kanlı bir insanlar. 10 masa doluydu. Sadece biz Türk. ülkemize yani. Kazandırıyorlar ama şimdi. Yedi öldür hakkını yeme demişler. İyi insanlar da. Paylaşabilirsek her yer güzel. İyi insanlar olursa sonuçta, değil mi? Ülke elden gitmesin de. Gitmez. Paylaşmayı bil. Evet, Uzungöl'deki çekimimizi de yaptık. Çekimimizin sonuna geldik. Daha doğrusu Karadeniz çekimi. Kule kafeteryasındayız. Böyle ağaçtan bir kule adı üstünde. Sonuna geldik. Burada Karadeniz'i kapatıyoruz. Karadeniz'i burada kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz ya. Hamsiköy'e gitmeyeceğiz mi? Belki bir Hamsiköy gelir daha. Evet, gelmese bilin ki bu kapanış oldu. Şöyle buradan son kez size manzarasını göstereyim. Ay Ayas yapma. Karadeniz turunu herkese tavsiye ediyoruz. Ediyoruz. Kesinlikle görmeniz gerekiyor. Harika manzara. Bak doyamıyor insan. Oksijen. Yani Instagram hesabımızda da adım adım her yeri paylaştık zaten. Nerelere gidebilirsiniz, yollar nasıl, hepsini detaylı bir şekilde göreceksiniz. Onun dışında eklemek istediğim şey var mı? Gelin buraya, gelin yani. Güzel. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's... Esra'da. Aynen. Bak bakayım kadına. Birazdan kadına bakıp yorumlayacağız. Şimdi bir başka yere daha denemeye geldik Sıtlacı. Şimdi biraz hayal kırıklığı oldu. O kadar güzel değildi. Aynen. Ama sorduk buradaki yerlilere. Bu Hamsiköy Sıtlacı'nı tanıtan en eskilerden Osman Usta varmış. Evet, şimdi gidip oranın Sıtlacı'nı deneyeceğiz. Manzarası falan yok ama. Yani önemli olan tadıydı. Bakalım. Evet, manzarası böyle. Evet, şimdi de Mert'in ilk deneyimini çekiyorum sizin için. Bu değişik gözüküyor. Nasıl? Valla. Lemonade. Evet, dağ tepeye manzaraya ihtiyaç duymadan gerçekten leziz bir sütlaç yemek istiyorsanız sizinle paylaşmış olduğum konuma gelmeniz yeterli olacak. Osman Usta'nın yeri. Hacı Osman değil. Çok Osman güzel. Osman Hacı hiç değil. Sadece Osman Usta'nın yeri. Osman Usta'nın yeri, aynen. Biz bayıldık bugüne kadar. Yani 10 gündür Trabzon'dayız. Her yerde yedik hemen. Süslemesiz, fındıksız. Sadece. Bayağı güzeldi. Yemek istediğin sütlacı yiyorsun. Aynen. Bu arada beğenin, abone olun, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.